Tarihler 1993'ü gösterdiğinde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti en karanlık yıllarından birini yaşıyor. Zira Türkiye Cumhuriyeti 1993'te Ağbabaları Amerika, İsrail, İngiltere ve Avrupa Birliği desteğiyle Fethullahçı terör örgütü ve terör örgütü PKK 1993'te inanılmaz karanlık günler yaşattı Türkiye Cumhuriyeti'ne. Neydi onlar şöyle bir hafızaya yaklaşan hatırlamak da mümkündür derler ya değerli dostlar. 1993'te Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ona göre zehirlenmesi de bir suikasta kurban gitti. Beşlik bir kız ne enteresan ki uçak Ankara'nın ortasına düşmüştü hatırladığını bildiğim kadarıyla. Yetmedi Uğur Mumcu cinayeti. Yetmedi Sivas katliamı. Yetmedi sanki birbirlerine nazire yapıyorlarmış gibi Başbabar katliamı. Yetmedi çok enteresan demek ki Yalı köyümüzün bu kadar konjektürel boyutta önemli değeri vardır ki 33 şehit verildi. Köy meydanındaki köy kahvesine girildi. Orada günahsız 33 tane vatandaşımızı, sivil vatandaşımızı katlettiler. Burada 33 rakamına dikkat çekmek istiyorum. Çok enteresan. Gerek Sivas katliamında hatırladığım kadarıyla, gerek Başbağlar katliamında, gerekse Yalı katliamında 33 vatandaşımızı şehit ettiler. Burada az önce sözlerimin başında Amerika, İsrail, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin uşakları Fethullahçı terör örgütü ve PKK'nın ilk işbirliklerinden biriydi dediğim konu şu. Yalı köyünün merkezine teröristler asker kıyafetiyle geldiler. Asker kıyafetiyle geldiler. Buradaki amaç devletle halkı karşı karşıya getirmekti. Allah'a çok şükür getiremediler, getiremeyecekler. Bin yıllık devlet aklıyla dünyada hiç kimse başa çıkamaz. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle ülkemiz, yarınlarımızın teminatı gençlerimiz her zaman iri, diri, bir ve birlik olacaklar. Birlikte dünyayı hükmeden Türkiye olacaklar. İşte Yalı halkı da o günün şartlarında taranan belediye arabasını, şöyle yakın çekim alırsak belediye arabasını kurşunlamışlar ve bunu gençlere hatırlatmak adına hiçbir zaman da buradan kaldırmıyorlar.